Nasılsınız Ani Alexi? Ben Serttaş Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, şu elimde görmüş olduğunuz kutu tam 36.000 TL değerinde. Bakalım bugün onun montajını yapacağız. Eski karbon lipimizi sökeceğiz. Bu yeni lipi takacağız. Arabanın duruşunu bayağı değiştirecek diye düşünüyorum. Benim lipim güzeldi ama bu çok daha şık. Yani fotoğraflarda en azından öyle görünüyor. Bakalım arabanın üstünde nasıl görünecek. Sevgili Oğuz'un yanına geldik. Oğuz'un yeni dükkanı da burası. Hemen şöyle Bulut BMW'nin yanında daha iyi. Belki henüz tabelası falan gelmemiş, daha rahat bulursunuz. Bulut BMW'nin orada. Biliyorsunuz biz kendi işlerimizi de ona yaptırıyoruz işte. Frendir vesairedir, bu tür BMW ile ilgili işlemleri. Kendi yerine, yeni yerine geçmiş durumda. Hayırlı olsun demek için ben geldim. Hayırlı olsun demek için geldikten sonra da ben aslında lipleri Necip'e taktıracaktım ama Necip'in vakti yokmuş. Lipi Oğuz biz burada takarız, hallederiz abi dedi. O yüzden de şöyle lipimizi alalım. Şimdi onu bir güzelce açalım, edelim. Ondan sonra da takalım, bakalım arabanın üstünde nasıl duracak. Evet, 36.000 TL'lik bir kutu açılışı bizlerle beraber. Şöyle bir elimize alalım öncelikle ne var? Şöyle lipin bir parçası burada. Bu birinci parçamız. Şuradan gelelim. Burada ikinci parçamız var. Aynısının diğer tarafı anladığım kadarıyla. Burada da lipin orta parçası. Hadi gelin bunları bir açıverelim. Ay, gerçekten desen muhteşem arkadaşlar. Desenini çok çok beğendim. Hatasız da gidiyor gibi görünüyor. Gerçekten çok daha klas olacak. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Şu anda anladığım kadarıyla bakalım. Şöyle. Ve de çok ince işçilik de var ha, bak buraları falan dönmek çok zor normalde. Şunları falan çok iyi döndürmüşler. Hadi bakalım o zaman bunu içeriye taşıyalım. Nasıl olacak hep beraber görelim. Şöyle güzelce koyayım ki zeval gelmez. Haber, ne yapıyorsun? İyiyim abi, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, sağ olasın. Yeni yerini gösterdim. Allah razı olsun abi. Bulut'tan birazcık şey verdik. Bulut'tan tabelan daha gelmedi. Anca bir haftada bu kadar diktik. Tabelayısı yeni gelecek. Arkadaşlar çok büyük ve çok güzel de bir yer yapmış. Artık bizim adresimiz burası oldu, Oğuz'un yanı. Allah razı olsun. Değiştireceğimiz lip de burada. Bizim lipi bayağıdır kullanıyoruz. İşte burada bir artık ciddi hasarlar oluşmaya başladı zaman içinde. Taşlardır vesairelerdir gördüğünüz gibi. Bunu da bu arada eski haline, sıfır haline getirebilecek birilerini tanıyorsanız lütfen yoruma yazın. Bunları da sıfırlatmak istiyorum çünkü bu da çok güzel bir lip ama mesela böyle taş çatlaklarıdır vesairelerdir. Burada da ciddi sıkıntılarımız var yani. Bakalım bu yeni lip nasıl olacak. İnşallah bir fiyasko ile karşılaşmayız. Bunun altından kötü bir şey çıkmaz diye umuyorum. Silikon mu var yoksa? Silikon var diyor yoksa. Şurada var mı bir şey? Arada silikon falan mı var? Arkadaşlar şuradan çok fazla silikon olduğu için şu an biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kırılma tehlikesiyle çok iç içeyiz yani. Bunu da kırmak da istemiyorum malzeme çünkü pahalı bir malzeme. Hayır, bir de altındakini de kırar mıyız acaba? Kendi lipini de. Altındaki bundan mı? Şu arayı nasıl açacağız? Buradaki köşedeki bizim parlak siyahı komple sökmeye çalışıyoruz arkadaşlar şimdi. En azından dışarıya aldıktan sonra bunun üstünden karbonu alma ihtimalimiz daha yüksek. Burada bir şey yok. Bir tane tırnak var orada. Tırnak mı var? Evet. Çocuk geldi. Aynen, baksana.
İyi tamam, bunu şimdi buradan alırız. Aynen. Kese. O zaman öbürünü de direkt öyle yapalım. Silikonun gözüne vurmamak lazım montajlarda. Çünkü bizim burada yani Oğuz herhalde bir saatten fazladır bununla uğraşıyor. Dikkat eline bir de bir şey olmasın. Bir de malzememiz de tabii kötü hale geldi şimdi ister istemez. Gelecek daha doğrusu. İnşallah gelmez bilmiyorum. Oğuz temizleyeceğiz dedi ama. Yani şu da çok yıpranmış durumda. Bunun da burası tamamen açıkta görünüyor şekilde. Hani o benim için birazcık can sıkıcı olabilir. Belki bunu boyatmak gerekebilir ya da kaplamak gerekebilir bu tarafını. Şöyle olacak bu. Ama bizim burada şurada ciddi bir problem var gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım daha net anlaşılacak. Şimdi şurayı bir zımpara yapıp oradan da kaplatmam gerekecek. Mor rengine ki anca öyle çözeriz bu işi. Şu anda birazcık canım sıkıldı açıkçası. Bayağıdır 2 saattir falan buradayım. Oğuz hala uğraşıyor. Çünkü şunları bir zımparalamamız lazım. Boyatmam lazım ya da işte kaplatmam lazım. Burada elle düzeltebileceğimiz bir şey yok maalesef. O yüzden bu karbonları da buraya yerine koyacağım. Bunları da tamire göndereceğiz. Çatlattıklarını, patlattıklarını düzelteceğiz. Şimdi buradan sonra videonun öbür kısmına geçeceğiz. Hasan Usta'nın yanına gidiyoruz. Onları bir zımparalayalım. Ondan sonra GMG'ye gideceğim. GMG'den benim parçanın yedekleri vardı. Ufak mor kaplamanın. Onu alacağım. Oraya yapıştıracağız. Ondan sonracığıma da parçamızı takacağız. Bakalım Hasan Usta burada mı arkadaşlar? Tık tık tık. İyi günler. Ooo bıyık yapmışım. Naber, napıyon? İyiyim. Yorum yazacağım ya dedim. Neyse dedim, boş ver dedim. Şey Hasan Usta ya, bizim bu arabadan söktük bunları da yapıştırırken. Hangi araba? Koymuşlar benim arabadan. Şunlara bizim paralamak lazım galiba. Üstünü kaplatacağım ama nasıl yaparız? Zıpara hamana oğlu silikon çekmişler. Koymuşlar. Arkadaşlar burada kaplamada yaralar bereler çıkmasın diye sağ olsun Hasan Usta buraya bir ince macun çekiyor. Kontrol macunu gibi. Sonra da onu muhtemelen su zımparasıyla bir zımparalayacak. O yüzey tertemiz olacak. Sen misin o? Evet abi. Hasan abi arayın. Hasan abi anlattı. Sen taş kemik istedin değil mi? Evet dedi. Ben de oradan yani çok mutlu oldum abi şu an. O da diyor sanki neyse diyor Bülent Ersoy geldi sanırsın diyor oradan bana. Hangi araba getirdin abi? Benim dışarıda görmedin mi? Y20 mi? Ha. Sen hangi siyah arabayla mı geldin? Mercedes'e geldim. Önüne park etmiş şey oğlum işte. Yok hani bir de F30 yapıyormuşsunuz galiba. Ha onu şeyde, o şimdi Trabzon'a gitti. Trabzon'a yaptık gitmiş. Gitti ha aynen. Bunun alt tarafları var işte de. Aha. Şunları Hasan'la bir macun çekiyoruz. Hı-hı. Onlarla ilgili. Sen de hem gelmiş oldun hem de tabii videoda oynamış abi. Oldun. Hoş geldin. Hoş teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir resim çekinebiliriz de. Çekiliriz tabii. Şöyle kapatalım. Astar atıyorsun değil mi şimdi ona? Plastik astar atıyorum. Ön tarafındaki bazı parçalar çok kötü hale geldi. Ben de onları GMG'ye bırakmıştım. Sağ olsun Serdarlar, burada Yusuf Serdar onlar hallediyorlardı. Kaplamayı şimdi alacağım. Ondan sonra da bunların montajına geçeceğiz. Onları takmışlardır diye düşünüyorum. Günaydın. Bugün kendim takılıyorum. Bizim şeyleri yapacaklardı da Serdar herhalde şuradaki malzemeler mi? Görüşürük o zaman. Bay bay. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Bugün ne dedin? Tabela dedin. Tabela bitireyim işte. İyi. Çünkü görünmüyor. Gruptan tarif ediyor seni. Zaten çift taraflı bandı var. Aynen. Ya. Tutmaz mı? Zaten buralara çok iyi yerleşti. Böyle yaparız. Tutmazsa nokta nokta. Bir elimizle deneriz. Aynen. Şu alttaki yerine takıyoruz şimdi arkadaşlar. Direkt yeri var. Öbürünün biraz daha meşakkatliydi. Yani bu çok daha düzgün yapılmış arabaya. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Tam uyuyor. Aynen. Bak tam çeyreğe geldi. Tam da yerlerine geliyor yani.
Bir tanesini sıktık mı öbürüne de ona göre. Şu anda bile oturdu. Sen bandı çıkardın mı? Çıkardım. Zaten yapıştı kaldırdı tam yerine. Zımba gibi durdu. Yani bu bir gün su görmese daha iyi olur. Tamam. Yanlara bir çözüm bulacağız şuralarını. Arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buradaki üretilen yeni gelen Stekern markası gerçekten hani deliği deliğine, yeri yerine, yuvası yuvasına muhteşem bir şekilde oturdu. Diğer taraftaki bir önceki açıkçası bu kadar iyi oturmuyordu. Orada bizi bayağı bir zorlamıştı zaten. Hani neden öyle yapıştırdığımızı da yapıştırıldığını da birazcık anladık daha sonrasında. Burada sadece kendi bandını, çift taraflı bandını söktü. Vidalarını sıktık. Müthiş bir şekilde yerine oturdu yani. Ve şu anda da hani yani bir klip koyacağım birazdan. Araba gündüz olacağız birazdan. Gündüze geçeceğiz ama son halini görürsünüz. Gerçekten çok başarılı. Biz de sağ olsun Oğuz burada saat artık 10'u geçti. Hala onunla uğraşıyor. Teşekkür ediyorum kendisine de tekrardan. Yeni yerinde bir daha hayırlı olsun diyorum.